Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Tabii önümüzdeki bir saat içerisinde fındığı konuşacağız her şeyle beraber. Fındık hakkında sohbet edeceğiz efendim. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Kadir Hanım. Nasılsınız görüşmeli başkanım? Teşekkür ediyoruz. Yoğunuz. İyiyiz. Bir yaramazlık yok şimdilik. Evet. Yoğunuz, koşturuyoruz. Evet, yeni sezon hazırlıkta evet, başlıyor tabii. Evet. Fındık da yeşillenmeye başladı tabii. Yavaş yavaş. Bundan sonra daha yoğun geçecek. Evet. Zaman da çok hızlı geçiyor. Ramazan'dan sonra bu çalışmalar daha da hızlanacak. Bir bakmışız ki fındık hasadı gelmiş. Onun için üretici de bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor tabii. Bakım aşamasında konuşacağız ama şu anda bahçelerde durum nasıl? Fındık yeşillenmeye başladı dedik ama bir ara böyle soğuyan havalar da oldu açıkçası. Bu kışı nasıl geçirdik? Biz bunu konuşalım. Evet, öncelikle bizleri ekran başında izleyen, izlemeyen tüm İslam aleminin özellikle Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Tabii ki hakikaten dediğiniz gibi bir anda bir bakmışız bahar gelmiş, fındıklar yapraklamış. Ama daha dün sanki dün gibi işte kış nasıl geçecek? Acaba kış don olayı olacak mı, olmayacak mı? Yapraklar ne zaman açar? Yani böyle zamanları düşünürken bir anda maalesef bahar geldi. Zaman çok çabuk geçiyor. Tabii ki bu sene baktığımızda özellikle Aralık ayından itibaren sıcak bir kış dönemini geçirdik. Geçen senelere baktığımızda ciddi bir kar yağışı oldu. Geçen yıl öyleydi. Mart ayı yoğun bir kar yağışıyla geçti. Ocak ayı da öyleydi. Ama bu sene Aralık ayından itibaren Ocak ayı da dahil sıcak bir kış mevsimini geçirdik. Yani zaman zaman 20 dereceleri, 23 dereceleri bulan hava sıcaklıkla karşı karşıya kaldık. Tabii bugüne baktığımızda da fındık yaprakları aslında hızlı bir şekilde bugünlerde açmaya doğru gitti. Yani tabii ki bir iki defa kar yağdı, yağmurlar yağdı. Aslında toprak açısından, fındığın dalları açısından çok sıkıntılı bir süreç geçmedi. Evet. Tabii ki biz bu süreçte zaman zaman kar yağdığı zaman tabii geçmiş yıllara baktığımızda bir tedirginlik yaşadık yani. Sonuçta bir don olayı olduğunda nelerle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. Onun için aslında bu 2-3 aylık süreç çok kötü geçmedi. Toprak açısından dediğim gibi fındık dalları açısından olumlu geçti diyebiliriz. Evet, çok şükür ki böyle geçtiğimiz yıllardaki evet. gibi bazen şimdi çok büyük sıkıntılar yaşandı. Çok büyük zarar gördü fındık mevsim şartları nedeniyle ama artık üretici de biraz önlemini alıyor başkanım. Yani tersim de yaptıran çok oldu değil mi bu yılda? Yani önceki yıllardaki kadar yaptıran kişi sayısı az değil, artık üretici iklim değişikliğine karşı da tedbirli biraz daha. O yüzden içi rahat geçti üreticinin. Yani şu var, dediğiniz doğru Ebru Hanım. Artık bizim tek güvencemiz tarsim sigortalar. Yani sonuçta bir afat olduğunda, bir don olayı olduğunda sadece don olayla değil tabii ki. Bunun yanında fırtına var, rüzgar, işte fırtına, dolu, heyelan, sel gibi afatlarda da tarsim sigortası devreye giriyor. Hatta birçok üreticimizin kullanmış olduğu zirai kredilerin afat karşısında da tarsim sigortası olma şartı zorunluluğu var. Yani hiçbir üreticimiz tarsim sigortası olmamışsa yani bir kredi, zirai kredilerinde de bir erteleme vesaire yani bunlardan da faydalanamıyor. Zaman zaman don olaylarını yaşadığımızda üreticilerimiz sigorta yaptıranlar önemli ölçüde en az da karşılığını aldı. Çünkü evet. neden? Başka bir dayanağımız yok, başka bir güvence yok. Ama tabii ki sigorta yaptıranların oranı da her yıl artıyor. Yani bu da önemli. Çünkü zaman zaman ne olacağı belli değil. Çünkü evet. artık dünyada bir iklim değişikliğine doğru gidiyoruz. Bölgemizde de tabii daha eski insanlar, yaşlı olanlarımız daha iyi bilir. Yani yıllardır
kapıdan kapıya geçilmeyen kışları yaşarmış insanlarımız. Ama bugün bakıyorsunuz Ocak aylarında, Şubat aylarında 20 dereceleri buluyoruz. Mesela dün yoğun bir sıcak vardı. Bugün bakıyorsunuz yağmur, belki de önümüzdeki birkaç günde meteorolojik bilgiler de var. Bir kar yağışı görülüyor. Hatta don olayıyla da ilgili açıklamalar var. Bir anda mevsimlerin nasıl değiştiğini açıkça görüyoruz. Onun için bizim yapacak olduğumuz Tarsim sigortalarını, yani tarım sigortasını yaptırmak. Bu senede Ordu geneline baktığımızda, hatta Karadeniz fındık bölgesine baktığımızda, yani %21'lik bir geçen seneye göre bir artış var. Yani Ordu'da da %20'lik bir önceki seneye göre sigorta yaptıranların oranlarında artış var. Bu önemli. Ha, yeterli mi? Yeterli değil ama bir artışa doğru gidiliyor. Yani üreticimiz artık sigorta yaptırılması gerektiğini tabii ki her geçen gün daha iyi anlıyor. Ama Ordu'da da yaklaşık bir 58 bin poliçe yaptırılmış. Onun bilgilerini aldık. Ya da bu da yani 20 bin üretici demektir. Önemli bir sayı. Belki 127 bin kayıtlı ÇKS'li olan bir ilde belki 20 bin az ama her yıl artışla beraber devam ediyor. Çünkü bundan sonra da yaptırmamız lazım. Evet. Biraz önce anlattığım gibi en azından bir mağduriyetin daha fazlasını yaşamak istemiyoruz. Evet. Şimdi önümüzdeki süreç de önemli. Daha önümüzde 4 ay var başkanım. Dediğiniz gibi sel olabilir. Allah korusun, inşallah olmaz ama heyelan çok fazla meydana geliyor. Şehrimizde en çok meydana gelen afet heyelan. Yine kuraklık yaşanabilir. Her şeye karşı tabii ki önlem alalım diyoruz. Tarsim yaptıralım diyoruz ama bir taraftan da daha 4 ay olmasına rağmen fındıkta sayım da yapıldı. Her yıl böyle bir erkenden, çok erkenden bir sayım yapılıyor maalesef ki. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Ebru Hanım, yani fındık bölgemizin en önemli geçim kaynağı. Yani fındıkla, herkes fındığın siyaset fındıkla yapılır, ekonomi fındıkla yapılır, maddiyat, maneviyat, her şey fındıkladır. Yani aslında toplumun psikolojisi bile fındıkladır bölgemizde. O kadar kıymetli üründe maalesef burada biz şunu diyoruz. Yani üreticimiz kazansın, sektör kazansın, ülkemiz kazansın. Çünkü burada birinci derece üretici ayağı var. Yani üreticinin burada memnun olması lazım. Çünkü bu bahçeyi, tarlasını kazacak olan, fındık dalını kesecek olan, fındıktaki zararlarla, hastalıklarla mücadele edecek olan, yani manavın kapısına kadar fındığı getirecek olan üreticimiz. Yani biz Türkiye'de işte 2,5 milyar dolarlar seviyesinde bir döviz girdiğimiz var derken, övünürken bunların birinci ayağı gerçekten üretici. Ama bu maalesef üretici işte bahçesine son yıllarda çok önemli derecede bakıyor. Yani bilinçli bakıyor. Yani hangi gübreye atmak isterim, hangi gübre atılması lazım, hangi ilaç atılması lazım, ne kadar atılması lazım. Bu son yıllarda ciddi şekilde oranın artışı var. Yani hem ziraat odalarımıza hem tarım müdürlüklerimize bu tür üreticilerin, soran üreticilerin sayısı hızlı bir şekilde çoğalıyor. Ama tabii ki burada bakılan, düzgün bakılan, bilinçli bakılan bahçelerde illaki bir verim artışı sağlanacaktır. Yani biz şunu söylüyoruz her zaman. Mevcut elimizdeki dekardan verim artışını sağlayalım. Çünkü neden? Verim artışını sağladığımızda, örneğin bir dönümden 100 kilo alıyorsak bunu 120-130 kilolara çıkarırsak burada ne olacak? Maliyetlerimiz düşecek, gelirimiz artacak. Böyle bir çalışmanın içindeyken tabii ki birileri bir taraf tutuyor, daha üretici bahçede acaba kar yağacak da don olacak mı, yapraklar ne zaman açacak, nasıl olacak, daha fındığa 5 ay var, 4-5 ay var biraz önce dediğiniz gibi. Ama birileri çıkıyor diyor ki Türkiye'de 850 bin ton fındık var diyor. Bu kabul edilemez. Gerçekten hem üreticimizin buradaki şevkini, moralini bozacaktır, hem de kamuoyunun yanlış bilgilerle bir 4-5 ay zamanda kafasını iyice karıştıracaktır. Ha, Türkiye'de tabii ki ülkemizde, dünyada biz %70'ini üreten bir ülkeyiz. Yani bunu %70'lerin üzerinden onu çıkarmamız lazım. Bizim mücadelemiz de o, çalışmamız da o. Ama tabii ki bu aylarda, bugünlerde daha işte yaprak yeni açarken, yani üretici daha kışta iken, bakın işte birkaç gün sonra kar yağışının meteorolojik bilgilerini alıyoruz. Varken, yani bir karanfil sayımına bağlı
bir rekolte açıklanması, ülkenin rekoltesi 850 bin ton demek doğru değil, inandırıcı değil. Bunu asla kabul edemeyiz. Çünkü neden? Karanfil sayımlarına göre zaten Tarım Bakanlığı 2013 yılında karanfil sayımlarına göre rekolte açıklanmasını yasaklamıştır. Ha, bazı kurumlar veya özel sektör karanfil sayımına da bakabilir, karanfilden sonraki doğumlara bakabilir, daha sonraları çotanağa kadar bakabilir. Eyvallah, ona bizim bir şey dediğimiz yok ama bunu kendi çalışmalar olarak tabii ki yapabilirler. Ama bunu Türkiye rekoltesi olarak açıklamaları o anlamda doğru değil. Bu Türkiye rekoltesinin açıklanması Temmuz ayında çotanak sayımlarına göre yapılmaktadır. Yani o tarihte bütün sektördeki tüm kurumların temsilcileriyle bir komisyonun oluşturulmasıyla yapılan bir çalışmadır. Orada teknik insanlar var. Bütün illerde Tarım Müdürlüğü'nün bünyesinde toplanarak arazilerde bir fiil 15-20 gün dolaşılarak, çotanaklar sayılarak, ocaklar sayılarak, hesaplanarak yapılır. Yani öyle masa başında otur, işte karanfil bu sene çok, rekolte de bu kadar. Bunlar doğru değil. Bunlar sadece algı yaratmaktır. Yani üreticinin aslında burada kafasını karıştırmaktır. Yani bir nevi aslında fındık bu sene çok, işte fiyatlar düşük olacak. Fındık az, fiyatlar yüksek olacak. Böyle algısıyla maalesef uğraşıyoruz. Ama bu doğru değil. Çünkü neden? Fındığın çok olduğu zaman da yani fiyatların kötü olacağını algısını yaratmak doğru değil. Fındık, evet. Fındık da çok yüksek olsun. Evet, çok olsun, kazanalım. Ama fiyatlar da olsun. Evet. Yani niye fazla kazanmayalım biz şunu, ki? Şunu asla kafamıza, üreticinin kafasına yerleştirmeyelim. Yani fındık çok olursa fiyatlar düşük olacak algısı hiç uygun bir şey, düzgün bir şey değil. Kabul etmiyoruz. Hem rekoltemiz yüksek olsun, hem de fiyatlar iyi olsun. Çünkü neden? Biz üretmemiz lazım. Çünkü dünyada lider ülkeyiz. Evet. Yani bu liderliğimizi kaybetmeyelim. Fındıkta verimi, kaliteyi daha çok arttıralım. Rekoltemiz daha yüksek gelsin. Daha fazla kazanalım. Bunun derdinde olmamız lazım zaten başkanım. Ama dediğiniz gibi bazı kesimler böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor maalesef ki. Başkanım, az önce dediniz ya, önümüzdeki günlerde de soğuk hava dalgasının gelmesini bekliyoruz diye. Yine önümüzdeki süreçte de bir soğuk hava dalgası fındığa zarar verebilir mi? Böyle bir risk var mı? Yine devam eder mi? Evet Ebru Hanım, yani gerçekten şu anda meteorolojiden aldığımız bilgiler zaten açıklıyorlar. Yani çarşamba, perşembe, cuma yoğun bir, yani ülkemizin belli bölgelerinde yoğun bir kar yağışının olabileceği olduğunu bilgilerini alıyoruz. Tabii ki kar yağışı belli oranlarda fındığa zarar vermeyebilir. Toprağımız için diye olur. Toprağın su çekmesi açısından, toprağın dinlenmesi açısından, daha sağlıklı dalların güçlü olması açısından iyi ama eğer ki geçmiş yıllardaki gibi bir don olayı, yani eksi beşlerde, yedilerde, hatta böyle bir üçlere kadar da zarar verebilir. Çünkü artık fındık yaprak açtı. Evet, hatta orta lazım kesimleri bile yukarılara geçti. Yani hatta çakıldak fındıklarda bile artık tomurcuklar patladı. Ama orta kesim ve sahil kesimlerde diğer fındıklarda ciddi şekilde yapraklar açtı. Yani 50 kuruş, 1 lira civarlarında da yapraklar büyüdü. Olabilecek olan bir don hadisesinde fındığımız zarar görebilir. İnşallah temennimiz kar yağsa bile bir don olayla karşı karşıya gelmemek. Tabii bunun karşısında üreticilerimizin belki yapacak olduğu çok bir şey yok tabii ki. Ama bazı üreticilerimiz, imkanı olan üreticilerimiz, yani zaman olarak bedenen uğraşabilecek olan üreticilerimiz böyle anlarda işte dumanlama sistemiyle beraber, işte saman yakarak, lastik yakarak bahçevi bir nevi don olayını çözmeye çalışabilir. Tabii bu da zor tabii ki. Yani artık öyle bir durumdayız ki köylerde, yani mahallelerde, yani tarımsal alanlarda böyle genç nüfuslar da yok. Yani bir anda çıkacak, gidecek, bahçede işte lastik yakacak, saman yakacak. Bir uğraş istiyor tabii ki. Ama tabii ki bunlar da bir nevi bir geçici bir çözüm diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki birkaç gündeki meteorolojik kar yağışında don olayı olmadan bu süreci atlatırız diye temenni ediyorum. İnşallah başkanım.
Tek temennimiz bu, böyle fındık zarar görmeden bir an önce hasat dönemine geçmek. Çünkü çok büyük bir zahmet var, çok büyük bir emek var yıl içerisinde. Fındık 11 ay bakım isteyen bir ürün. Birazdan bunları da konuşacağız tabii, bu bahar sürecini, yaz sürecini nasıl değerlendirmemiz gerektiğini. Ama onun öncesinde ben biraz serbest piyasaya da bakalım başkanım. Fiyat tabii her ay üreticinin elinde fındığı olsun ya da olmasın, her zaman takip ediliyor fındık fiyatı. Çünkü yeni sezon öncesinde de üretici fiyatın nasıl şekilleneceğini, serbest piyasada yaşanacak hareketliliği de açıkçası merak ediyor. O yüzden en son 53-55 lira bandında seyrediyordu. Son bir gelişme var mı fındık fiyatında? Bu konuda neler söylersiniz? Evet, yani şimdi aslında bizim fındıkta her şeyi neredeyse yerine getirmeye çalışıyoruz ama maalesef bir türlü şu fiyat politikasını yerleştiremedik. Yani oturtamadık. Halen de biz üretici olarak üretimin en iyisini yapmaya gayret ederken, üreticilerimiz en iyi şekilde gübre kullanmaya, bahçe bakımlarını yapmaya gayret ederken, ama maalesef sadece üretici taraflı değil, bunun alıcılar tarafından, yani serbest piyasa tarafından bir türlü fiyat politikası oturtulamadı. Yani burada üreticiden bunları isterken, üretici ne ister? Bir fiyatının istikrarlı olmasını ister. Ha, bizim de tabii ki bir üretici temsilcileri olarak, bir meslek örgütü, sivil toplum örgütü olarak bizim de ürettiğimiz ürünün üreticilerimiz adına fiyat politikasının istikrarlı olmasını istemektir. Yani evet, belli bir fiyatın, üreticinin hak ettiği fiyatın sağlanmasını gerekmektedir. Çünkü bunu istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Biz burada üretiyorsak, biz burada bir yıl bahçede çok zahmetli bir ürünle uğraşırken, bir yerlere getirmeye çalışırken, fiyatlarla beraber yani üreticinin buradaki şevkini, azmini kırmaya kimsenin hakkı yok. Baktığımızda da bir tabii ki devlet burada TMO kanalıyla bir fiyat açıkladı. 53-54 lira, 52-53 lira seviyelerinde. TMO da burada önemli bir görev yaptı ki belli yıl sonuna kadar da fındık alımını gerçekleştirdi. Önemli düzeyde de bir fındık alımı oldu tabii ki. Neden? Çünkü 43-45 lira serbest piyasada fındık oluşunca 10 liralık, 8-10 liralık farkla beraber üretici serbest piyasaya fındık vermedi. Ama tabii ki serbest piyasa belki fındığın %85'lerini, 90'larını kadarını bile aldı. Çünkü neden? Anlık para ihtiyaç var. Yani üreticimiz de buna dayalı olarak satmak zorunda kaldı. Ama bugünlerde baktığımızda fındık yani 63 liralara kadar, hatta 63-64 liraya kadar çıkan fındık fiyatları bir anda 53-55 liraya indi. Tabii elinde çok az da olsa bazı üreticilerimizin fındık var. Sürekli bizlere de soruyorlar. Hatta bugün bile ben ziraat odasına uğradığımda birkaç tane üretici geldi. Başkanım, fındık fiyatları ne olacak diyerek bize soruyor. Hakikaten de ne olacak? Yani 63-64 liraya yükselen fiyatlar yani neden 53-55 liraya düştü? Yani bunu da sormak lazım. Tabii her şey Toprak Mahsulleri Ofisi'ne şu anda yıkılmış durumda. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi işte 63 lirayken 61 lira fındık fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar da 53-55 liraya kadar düştü diye. Evet, aslında tabii ki bir nevi TMO'nun da burada bir sorumluluğu var. Yani işte biz her zaman diyoruz, hem TMO fındık satışını yaparken hem satış zamanını hem de fiyatını çok iyi zamanlamasını iyi yapması lazım. Dengeyi kurması lazım. Yani aslında erken alınan bir karar. Yani fiyat 63-64 lirayken 61 liranın açıklanması çok doğru olmadı belki. Ama tabii ki bir de şu var tabii ki Ebru Hanım, şunu da sormak lazım. Yani 63 liradan 61 lira açıklamışsa Toprak Mahsulleri Ofisi, ya neden fındık 53-55 liraya kadar düştü? Yani niye 61 lirada kalmadı, 60 lirada kalmadı da 53 liraya düştü? Ya bunu da sormak lazım. Hemen burada bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Maalesef böyle bir algıyla beraber fındık fiyatları şu anda 53-55 lira bandında. Hani TMO'nun 61 liralık dediği fındığa da şu anda ciddi bir talep varmış gibi gözükse de şu anda bir durağanlık var. Toprak Mahsulleri Ofisi de Mart ayı içinde fındık tekrar fındık satmama kararı aldı.
büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda da satması gerekir Nisan-Mayıs aylarında. Yani. Çünkü neden? Depolarında yaklaşık belki de 200 bin ton civarlarında bir fındık var. Bu depoların boşalması lazım. Tekrar bu satış yapıldıktan sonra TMO'nun güçlü bir şekilde 2023 yılı fındık ürününün alımlarına girmesi lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Tabi burada çok farklı bir algılar oluşturuluyor. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi de bu süreci en iyi şekilde götürmesi gerekirdi. Burada bir fiyatta ve zamanda bir dengesizlik veya tam sağlanamadı. Bu da tabii ki birilerinin işine yaradı ve fındıklı fiyatlarında 53-55 liraya çekti. Ama ne yapıyoruz? Bir şey yapamıyoruz. İşte üretici elindeki fındığı işte 53-55 liraya satmak zorunda şu anda elinde olanlar. Ama şunu söylemek isterim. Kimse bundan umutsuz olmasın. Yani bu karamsar olmasın. Tedirgin de olmasın. Sonuçta burada 52-53 lira bir devletin açıklamış olduğu fiyat vardı. Bu önümüzdeki süreçte fındık fiyatları TMO'nun açıklamış olduğu satış kararının vermiş olduğu fiyatlarla alakası olmaz. Burada ülkenin enflasyonuna göre, ülkenin şartlarına göre, tarımsal maliyetlerimiz, girdilerimize göre, buradaki dün veya diğer tarımsal ürünlerdeki artışlara göre bir değerlendirme yapılarak hak ettiğimiz rakamların verilmesi gerekir ve bu şekilde de olacaktır büyük ihtimalle. Biz de tabii ki bunun üzerinden bir çalışmalarımız olacak. Fiyatları bunun üzerinden isteyeceğiz. Çünkü yani TMO 61 lira dedi veya fındık 53 liraya düştü. Bunlar isteyecek olduğumuz, olması gereken fiyatların dışında olan şeylerdir. Onun için üreticilerimiz karamsar olmasın. Artık fındık belli bir olumlu yoluna girmiştir. Neden? Dünyada gerçekten ciddi şekilde bir ihracat talepleri vardır. Her geçen yılda ihracatımız artmaktadır. Ama tabii ki bu fındığın belki ülkemiz açısından, döviz girdisi açısından hep 2,5-2 milyar dolarlar etrafındayız ama tabii onun da farklı şekilde bir tüketim ve satıştaki şekli değişmesi lazım. Biz fındığımızı tutuyoruz, ham madde olarak görüyoruz ama birileri bunu mamul yaparak daha çok paralar kazanıyor. Onun için bizim artık ülkemizde mamül yapan bir hale gelmemiz de gerekiyor. Serbest piyasadaki durum değişmedi. 53-55 lira bandında şu anda devam ediyor. İşlem görmeye devam ediyor. Tabii yeni sezon öncesinde fiyatın biz daha da yüksek olmasını beklerdik ama işte oluşturulan algı nedeniyle yine fiyat aşağıda tutuldu. İnşallah önümüzdeki aylarda yükselir. En azından gelecek sezonu biraz olsun böyle güvence altına almış olarak görürüz. En azından vatandaşta aslında bu rakamlar oluşmadan önce bir 70-80 lira sınırı görünüyordu yeni sezon için ama bu şu anki tabloya baktığımızda bu biraz zor mu görünüyor başkanım? Yani inşallah öyle olmaz ama. Hayır Ebru Hanım. Gerçekten dediğiniz fiyatlar zor bir fiyatlar değil. Yani olması gereken fiyatlar. Yani belki serbest piyasa bugünkü yani 2022 yıl fındığı için belki olmayabilir ama gelecek sezon için bunlar çok öyle uzak bir rakamlar. Yani yüksek bir rakamlar değil. Gerçekten hem ülkemizdeki enflasyon, artışlar, her ne olursa her türlü artışların karşısında, maliyetlerin karşısında fındık fiyatlarının yani 70 liraların üzerlerinde olmasının çok büyük bir uzak bir rakamlar değil. Gerçekten bunlar rahatlıkla olabilecek olan hak ettiğimiz rakamlar. Çünkü neden? Hakikaten üretici çok meşakkatli bir ürünle uğraşıyor. Yani maliyetlerimiz çok yüksek. Bunun karşılığında da yani dolar karşılığında bir ihracatını yapıyoruz. Yani kimse üreticinin haricinde burada en iyi şekilde kazanıyor. Yani üretici de kazanmalı. Çünkü neden? Çünkü gübreyi üretici atıyor. İlaç, mücadele hepsini üretici yapıyor. Burada üreticinin en azından bir yıllık kazancının karşılığını alabilmesi lazım. Çünkü neden? Eğer ki üretici burada kazanamadığınız bir ürünü veya bir kazanamadığınız bir işi yapmazsınız. Ama tabii ki üretici bir iş yeri gibi bunu düşünmez, bir sanayi gibi bunu düşünmez.
Yani bir sanayide, bir esnafta bir dükkanınız varsa yapmazsanız, kazanamazsanız kapatır gidersiniz. Ama üretici bunu asla bunu böyle yapmıyor. Gerçekten toprağına, fındık bahçesine özellikle bir manevi duygularıyla beraber bakıyor. Çünkü atasından kalan, anasından, babasından, dedesinden kalan arazi bir manevi duygularla sahipleniyor. Onun için değer veriyor. Onun için mahallesinde, köyünde durmaya gayret ediyor. Aslında fındık bahçeleri gerçekten burada köylerimizin bekçileri durumunda. Yani üreticilerimiz böyle bir fındık üreticisi var. Onun için kazanması lazım. Tabii önümüzdeki süreçte biz Ziraat Odaları olarak, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde, yani üreticimizin ürettiği ürünün en iyi fiyatını alması için, alabilmesi için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Burada tabii ki hükümetle, siyasilerimizle, milletvekillerimizle bu konulara ciddi şekilde görüşeceğiz. Çünkü biz ürettiğimiz ürünün karşılığını almak istiyoruz. Çünkü o bizim tabi hakkımız. Çünkü alacağız, tekrar bahçemize döneceğiz, üreteceğiz. Ülkemize de burada döviz kazandıracağız. Bildiğimiz gibi de fındık ürünü tarım ihracatının %10'unu da ülkemize bir döviz olarak da kazandırıyor. Çok önemli bir ürün. Bunun en iyi şekilde de %70'ini üretiyoruz ama daha yukarılara doğru çıkmamız lazım. Ve kaliteli olarak üretmemiz lazım, verim artırmamız lazım. Çünkü neden? Dünyada fındık Türkiye'de üretiliyor. Türk fındığının kalitesinin üstünde hiçbir ülkede bir ürün, fındık ürünü yok. Yani bunu açıkça söylemek isteriz. Çünkü neden? Yani bazıları çıkıyor, işte şu ülke şu kadar fındık üretti, bu ülke bu kadar fındık üretiyor, İşte Türkiye burada geri planda kalacak falan, bunların hepsi algı. Şu anda üreticimiz bahçesine bakarken, üretimini, verimini artırmak için, kaliteli fındık almak isterken, en kaliteli fındıkta, damak tadı olan fındıkta Türkiye fındığı. Yani burada işte fiyat oyunlarıyla beraber üreticimizin buradaki moralini, şevkini kırmayalım. Çünkü biz kazanmamız lazım, üretici olarak kazanmamız lazım. Çünkü üretici kazanırsa sektör de kazanacak, ülkemiz kazanacak. Onun için önümüzdeki süreçte elimizden geldiği kadar üreticilerimizin yanında mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet. Başkanım, bu arada mazot ve gübre desteği ödemeleri de geçtiğimiz günlerde hesaplara tanımlanmıştı artık. Bu yıl bir ilk olarak, tabii aynı olarak yatırıldı, hesaplara geçti. Bu gübre, tabii gübre zamanında olduğumuz için aslında üreticinin de açıkçası işini biraz kolaylaştırdı. Üretici gitti gübresini aldı, mazotunu aldı, bakımlar başladı. Bunun da etkilerini göreceğiz değil mi? Tabii ki, yani şimdi tam da gübre atma zamanları. Evet. Yani mazot gübre desteği de yatırıldı. Mazot gübre desteği bir önceki sene 26 liraydı. Bu sene, yani 22 yılı desteği ödemelerini aldık biz. 22 yılı desteği ödemeleri de mazot gübre de 83 lira oldu. Bu da mazot gübre desteği aynı olarak hesaplara yatırıldı. Yani anca mazot gübre olarak kullanılabilir. Yani üreticilerimizde şu anda hem Ziraat Odalarından hem özel tarım bayilerinden veya petrol ofislerinden mazotunu, benzinini alabiliyor. Diğer taraflardan da gübresini gelerek karttan çektirebiliyor. Yani post cihazından çekerek gübresini alıyor. Çünkü gübre olarak kullanmak zorundasınız. Yani yoksa paranız orada çıkış yapılmaz şansı yok. Her türlü hesaplara da atsanız o para her türlü tarımsal bir alışverişte kullanılmak zorunda. Yani üreticilerimizin çoğu da bu anlamda gübresini veya ilacını da aynı şekilde almaya gayret etti. Yoğun da bir talep oldu zaten. Bütün üreticilerimiz de, özellikle buradaki yaşayan üreticilerimiz bu şekilde destek paralarını buradan çıkardılar. Ama gurbettekiler de soruyor, biz bunu ne yapacağız diyerek. Onların da tabii oralardan gübre veya bir şey alma şansı yok. Eğer ki anlaşmalı petrol ofisleri varsa mazot olarak da gurbettekiler de kullanabilir. Onda tabii bu yaşadıkları şehirde bunu bulmaları lazım. Olumlu oldu. Yani destek ödemelerinin gübre olarak veya işte mazot olarak ödenmesi mantıklı. Ama sonuçta şu var Ebru Hanım. Yani bu, yani üreticilerimiz bunu
nakit olarak alıp da yani kullanmayacak diye bir şey yok. Çünkü sonuçta fındık ürünü öyle bir ürün ki Eylül'de bahçeden çıktıktan sonra artık maliyetlerimiz başlıyor. Yani, evet, harcamalar başlıyor. Tabii harcamalar başlıyor. Yani kışlık gübrelerde, kireç atımları, dal kesimleri, yani birçok çalışmalarla beraber yani üretici harcamaya başlıyor. Tabii bugünlerde yani bu nakit de ödenmiş olsa üretici sonuçta harcamış olduğu maliyetin bir kısmını cebinde nakit olarak atabilir, koyabilir. Yani bunlar evet, da normal şeyler. Yani başka ürün gibi bizim 3-4 aylık bir sürecimiz yok. Yani bir yıllık bir maliyet sürecimiz var. Çünkü bizim bir yıl bahçede olmamız gerekiyor. Ya yani, hiç bahçemle ilgilenmiyorum diyen üretici bile mutlaka bir harcama yapıyordur başkanım. Yapacaktır yani. Muhakkak mutlaka. Yapacaktır. Yani en azından ya bahçeyi temizletecek, yani olan fındığını of, almak için evet, bahçeye girecek. Yani illaki bir harcaması var. Ama en azından yine tabii gübre alacaktır. Gübresini alıyor. Tabii önümüzdeki süreçte de alan bazlı gelir desteğini de bekliyoruz. Evet, alan bazlı, çok merak ediyoruz evet, başkanım nasıl olacak? Bu da alan bazlı da bu şekilde mi olacak? Bir de 2014 yılından bu yana hiç değişmeyen bir alan bazlı gelir desteğinden bahsediyoruz. Yıllardır her şeyin fiyatı arttı, diğer ödemeler arttı, diğer tarımsal destekler arttı ama fındıkta alan bazlı gelir desteği hiç değişmedi. Şimdi herkes bunu merak ediyor. Bu yıl bir seçim de seçim yılı olduğu için biraz da bundan dolayı bir müjde bekliyor üreticiler. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya geldiğinde talimat vermişti. Açıkçası bu yıl en azından biraz olsun artmasını bekliyoruz. Sizin bu konudaki beklentiniz nedir? Önemli bir konu. Aslında bölgemizde sadece Ordu değil, tüm fındık bölgesindeki beklenti alan bazlı gelir desteğinin artırılması. Çünkü 9-10 yıldır 170 lira olarak halen de bu rakam üzerinde desteklemeyi alıyoruz. 2009'da başlamıştı. 150 lirayla başladı. 160 liraya çıktı. 2013-14 yıllarında da 170 lira olarak başlayan, devam eden destekleme bugüne kadar 170 lira olarak ödeniyor. Yani bizim bununla ilgili çok ciddi taleplerimiz oldu. Yani dosyalar sunduk, bakanlığa sunduk, milletvekillerimize sunduk. Ama her yıl sürekli bunu dillendiriyoruz, dile getiriyoruz. Çünkü neden? Yani bütün desteklemelerde artışlar oldu. Mazot gübre 26 liraydı bizim bölge için, yani meyve ürünleriyle ilgili. 83 liraya çıktı. Diğer bölgelerde başka ürünlerde artışlar oldu. Ama maalesef fındık ürününde alan bazlı gelir desteği halen de 170 lira. 2022 yılının ödemesi de 170 lira olarak bakanlık tarafından açıklandı. Yani inşallah belki Nisan ayının başlarında bunu hem ödenmesini de bekliyoruz. Çünkü önceki yıl 1 Nisan'da ödenmiş. Bu sene de o tarihlerde bekliyoruz. Bu 170 lira. Ama 2023 yılının alan bazlı ve mazot gübre desteğinin müracaatlarını sonbaharda yaptık. Onunla ilgili bir açıklama, destek miktarı ile bir açıklama yapılmadı. Ama muhakkak 2023 yılı desteğinin 170 lira değil artırılarak devam etmesini istiyoruz. Bununla ilgili de şu anda bir açıklama yok ama bununla ilgili de taleplerimiz aynı şekilde devam edecek. Artık bu süreçte bir seçim sürecinde ülkemiz bu süreçten sonraki gerçekten bölgemiz fındık bölgesinin tümünü ilgilendiği vekillerimizden bunu biz talep edeceğiz. Yani bizim talebimizden ziyade onların da bizimle beraber hareket ederek bu rakamın artılması ile ilgili gerekli girişimlerin yapılması lazım. Birlikte yapmamız lazım. Çünkü sadece bu ziraat odalarının işi değil. Yani çiftçinin meselesi de değil. Yani buraya üreticinin desteklerinin artırılması sadece üreticiye yaramayacaktır. Yani bölgede bir ekonomik canlılığı da sağlayacaktır. Bir kamuoyuna girecektir bu paralar. Sonuçta üretici bunu alacak, alışveriş yapacak veya işte maliyetleriyle beraber yine kamuoyunda harcayacaktır. O açıdan üreticimizde ciddi bir fındık üreticisi de var ülkemizde. Evet. 500 bin aile var, 2 milyon üretici var. Bunu da direkt üreticilerimize yani faydası olacaktır ama kamuoyu da bundan faydalanacaktır. Onun için muhakkak bütün milletvekillerimiz bizimle beraber bunun artılması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Evet, seçim öncesi yani herkese, her toplumun her kesimine bir müjde verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alan evet, bazlıyı da atlamaz
diye düşünüyoruz. İnşallah bu konuda da bir müjde gelir. 170 lira artık zaten günümüzde şu anki tabloya baktığımızda yani çok düşük kalıyor gerçekten. Bakalım yani aslında rakam da telaffuz etmeye de çekiniyoruz başkanım. Çünkü her şeyin fiyatı her geçen gün artıyor şimdi. Bununla ilgili bir hesaplama yapılması gerekir öncesinde değil mi? Tabii ki yani 2013-14 yılından bu tarihe kadar artırılmamış. Yani bunlar baz alınması lazım. Bugünkü şartlardaki enflasyon, üretici girdi fiyatları, mazot fiyatları, gübre fiyatları, ilaç fiyatları, işçilik fiyatları dikkate alınması lazım. Yani onun üzerinden bir hesaplama yapılması lazım. Çünkü rastgele şu rakam bu rakam olsun demek de çok doğru değil. Bu hesaplamalar yapılarak ama tabii bunun birkaç katı üstünde olması lazım. Yani çünkü 170 lira hakikaten çok gerilerde kalan bir rakam oldu. Yani aslında evet, tarımda bazı ürünlerde ciddi destekler var. Bunun bile çok altında kaldı. Aslında 2013-14 yıllarında da çok önemli bir destekti. Yani rakamsal olarak. Yani bir devrim yapılmıştı. Birçok Türkiye'deki bütün tarımsal ürünlerin en üstünde bir destekleme rakamıydı 170 lira. Ama bugün çok gerilerde kaldı. Muhakkak bunun hep beraber değiştirmemiz lazım. Evet, inşallah başkanım. Bu konuda da bir müjde bekliyoruz. Şimdi tabii yeni sezona hazırlıkları da konuşacak olursak, tabii üretici bahçeye girdi yeni sezon için demiştik. Birçok fındık üreticisi ilk dönem gübresini attı. İkinci uygulamalar yapılacak. Bir taraftan zararlılarla ilaçlı mücadele olacak. Bahçesinde zararlı olanlar için. Bu dönemi nasıl değerlendirmeliyiz? Hangi gübreleri atmalıyız? Aynı zamanda bu yıl bahçelerde gözlemlediğiniz, son yıllarda en çok zarar veren o zararlılar neler? Hangi ilaçları kullanmalıyız? Biraz bunu da konuşup toparlamış olalım. Evet, yani işte bakınız, yani hep böyle her ayın ayrı bir uğraşısı var. Ayrı bir meşakkatli günleri var. Bunun da işte bakın üreticimiz uğraşacak. Ne diyoruz şimdi? Şu anda azotlu gübre atma zamanı. Yani azotlu gübrenin birinci uygulaması şu anda yapılıyor. Yani birçok üreticimiz de bu uygulamayı yapıyor gerçekten. Yani azotlu gübreyi örneğin 1 kilo ocak başı atacaksa bunu yarım kilo şimdi atıyor. Yarım kiloyu da Mayıs ayında atmaya gayret ediyor. Onun için şu anda azotlu gübrenin birinci uygulama dönemi. Yani sahillerde bu Mart ayının başlarında başlar ama orta ve yüksek kesimlerde işte bu Nisan ayının ortalarına kadar böyle devam eder. İkinci uygulaması da Mayıs başı ve Mayıs ayının belli tarihlerine kadar da rakımlara göre ikinci uygulamada azotlu gübrede devam eder. Çünkü azotlu gübrenin verilmesinde fayda var. Çünkü neden? Erken verilen azotlu gübre dalın güçlenmesini, filiz sürgünlerinin daha güçlü ve daha fazla sürmesi ve Mayıs ayında doğumların, fındık doğumlarının daha fazla olmasını sağlayacaktır. O açıdan önemli. Yani üreticilerimizde bu konuları hem ziraat odalarımıza hem tarım müdürlerimizden bilgiler alarak kullanmaya gayret ediyor. Çünkü neden? Şunu yapmamız lazım. Yani çünkü gübre maliyetleri yüksek. Azotlu gübre 7-8 bin lira civarlarında, işte diğer kompozo gübreler, kışlık gübreler 15-16-14 civarlarında. Yani şunu demek istiyorum. Yani burada attığımız gübreyi bilinçli atmamız lazım. Çünkü fazlasını atmak da bize ekonomik olarak olumsuz yansıyacaktır. Hatta fındık dallarımız açısından, toprağımız açısından da olumsuz olacaktır. Onun için isabetli bir gübre atımını yapmamız lazım. Ne kadar istiyorsa toprak o kadarını atmak lazım. Az atmanın da bir faydası yok. Çünkü az atmanın da faydası olmayacaktır. Ama cebimizden bir para çıkacaktır. Yani bunların bütün olarak bir hesabını yaparak gübre kullanımını ona göre yapmamız lazım. Çünkü öyle rastgele gübre atmak artık dönemleri geçti. Çünkü maliyetler yüksek. Evet. Onun için bilinçli yapmamız lazım. Şu anda da azotlu gübrenin birinci uygulaması yapılıyor. Tabii ki bu belli bir 15-20 gün daha devam edebilir. Ondan sonraki Mayıs ayı içinde başından ve sonuna kadar da rakımlara göre tekrar ikinci uygulama yapılabilir. Evet.
Gübre en önemli şey. Fındığı evet. besleyen, fındığın gelişimini sağlayan en önemli şey. O yüzden gübreyi ihmal etmemek lazım. Tabii toprak düzenleyiciler var, organik gübreler var. Bunlardan da faydalanarak toprağın yaptırmış olduğunuz toprak analizi sonucuna göre toprağın ihtiyaç duyduğu gübreyi atmak çok çok önemli. Tabii artan gübre fiyatları her ne kadar birazcık etkilese de üretici elinden geldiğince, gücü yettiğince bunu uygulamaya çalışıyor. Aynı zamanda ilaçlama son yıllarda yaygın görülen hastalıklarla mücadele de çok önemli. Mesela kahverengi kokaycı da kabusu da çok gündeme geliyor başkanım. Bu konuda da uyaralım isterseniz. Evet, yani bunu zaman zaman birçok haberde yaptık. Evet. Sizlerin hem televizyonlarımızda hem gazetelerimizde bununla ilgili çok açıklamalar yaptık. Yani kahverengi kokaycıyı aslında birçoğumuz tanımıyorduk. Yani evet. yeşil kokarca var. Bunu ağaçlarda görüyorduk. Özellikle dut ağaçlarında olurdu. Dut dökerken işte sergene dökülürdü. Bunların sanki evet. zararı yokmuş gibi sanki sanıyorduk. Sanki normalmiş gibi. Normalmiş gibi sanıyorduk ama bunun gerçekten fındıkta, özellikle fındık doğumu gerçekleştiği an, fındık o doğan çotanaklara temas ettiği zaman fındıkta gerçekten bilimsel olarak aldığımız bilgiler fındıkta bu leke bırakarak fındığın büyümesini engelliyor veya içinde leke bırakıyor. Eğer ki çuvala gelirse bu lekeyle beraber bir çürük varmış gibi bir şekille beraber çuvala giriyor. Hatta burada depo ömrünün kısa olmasını da sağlıyor. Çünkü depo ömrünü uzatmıyor. Bu işte temas ettiği zaman bu zararlı. Böyle bir de fındıkta bir zarar veriyor. Ayrıca tabii fındıkta bir tat oranını da değiştiriyor. Yani böyle bu tür zararları var. Ama kahverengi kokarcanın daha çok etkisinin olduğunu bilgilerini aldık. Çünkü kahverengi kokarca özellikle Gürcistan üzerinde çok fındıkta büyük bir zararlar oluşturduğunu, hatta orada birkaç sene önce evlerin camlarında böyle avuç avuç geldiğini, orada balkonlarda olduğunun hatta resimlerini de gördük. Ama maalesef tabii özellikle bu yaz döneminde bizim bölgemize de girdi. Yani Gürcistan üzerinden gelerek sonbaharda birçok üreticimiz yanımıza gelerek ya bu nedir? İşte balkonlarda kapıyı açamıyoruz. Evin odalarına giriyor diyerek de bizlere söylediler. Yani işte bu ne oldu? Kış döneminde bu evin işte çatılarında, samanlıklarda, ahırlar gibi veya fındık işte ocakların dibindeki o çalı veya gibi maddelerin içinde kalarak yani kışlık dönemini geçirmeye çalıştı. Bu da çoğalarak tabii ki devam ediyor. Ama bugünlerde yine aynı şekilde devam ediyor. Bunun ciddi bir zararlı olduğunu da açıkça biliyoruz. Onun için bu süreçte de onunla ilgili bir mücadele gerekiyor. Yani özellikle fındık kurdu ilacını atarken zamanlamayı çok iyi yaparak fındıklar doğumunu yaptığı zaman en azından fındık kurdunu bir daha fazlalaştırmamız lazım. Çünkü erken atmamızda fayda var. Çünkü o fındık çotanağı oluştuğu zaman bu kokarca oralara gelip temasını yaptıktan sonra zarar vermeye devam ediyor. Onun için fındık kurdu ilacını atarken o süreci iyi takip ederek tabii ki tarım müdürlüklerimizden, ziraat odalarından bilgiler alınabilir. Açıklamalar da yapılır. O bilgiler doğrultusunda bunun o tarihlerde mücadelesini muhakkak yapalım. Çünkü fındık da önemli birkaç çeşit anlamında da zarar bırakıyor. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Her şeyde konuşma fırsatı bulduk. Hem bakım sürecini hem işte fiyat konusunu konuştuk. Desteklemeleri konuştuk. İnşallah böyle üretici bu süreci değerlendirir. Zararlıları bahçelerinden bertaraf ederler. Fındık da böyle bol verimli, yüksek kaliteli bir sezonu beraber geçiririz. Ve üreticilerimiz de daha fazla kazanır inşallah diyerek güzel temennilerle yeni sezona hazırlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Siz de yoğunsunuz çünkü. Evet, sağ olun. Buyurun. Evet, veda ediyoruz efendim. Haftanın ilk iş gününde fındığı konuştuk. Yarın farklı konular ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın.
Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.